kısıtlamalar oldu. İşte o kısıtlamaların sonrasında aslında sonucunu da aldık. Ama sonrasında bir parça rahatladık ve rahatladık işte önce Avrupa'da sonra Türkiye'de benzer şeyleri yaşıyoruz. O vaka sayıları hızlı artıyor ve sonra o uygulamalardan, o tedbirlerden sonra düşme yani sonucu almaya da başlıyoruz. Şimdi bu akşamdan itibaren yeni bir süreç dedik. Gelişmeleri, alınan kararları, tedbirleri, kısacası COVID-19'la savaşımızdaki işte bu son cepheyi konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Kemalettin Aydın hocamızla. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Girişte de söyledim hocam, daha önce de biz benzer şeyleri yaşadık. Tedbirler uygulandı ve istenilen sonuca neredeyse ulaşıldı. Şimdi yeniden benzer bir kısıtlama dönemine giriyoruz. Bu akşam saat 21'den itibaren. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nı izlediniz. Sonra İçişleri Bakanlığı genelgesini takip ettiniz. Gün boyu da gelişmeleri kamuoyuyla paylaştınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tedbirler yeterli midir? Sonuç alır mıyız? Ne kadar sürede biz bunu takip edip de o sonuçları değerlendirebiliriz? Dün akşamki Bakanlar Kurulu'nda öne konulan rakamlara bakılarak alınan tedbirleri ben bu zaman dilimi için alınacak en doğru ve en ideal tedbirler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun bir önünde de bir hafta önce de tedbirler vardı. Bu tedbirler de alındı. Birçok pozitif tarafı var. Mesai kademelendirmesinden tutun da kısıtlamalar gibi. Bütün bunlar ben sonucun elde edilebileceği söylediğiniz gibi son cephe. Buradan sonraki cepheyi hiçbirimiz istemiyoruz. 14 gün ya da 14 artı 14 gün, 28 gün kapanmayı neticede elimizi vicdanımıza koyduğumuz zaman dünyadaki herhangi bir ülkenin kolay kaldıramayacağı için Türkiye için de zor olacak. Bu sürece varmamak adına bu cephede geri dönmeden bu virüse karşı olan savaşı kazanmak zorundayız. Yerinde tedbirler ve sonuç alacağını düşündüğüm tedbirler. Evet, şimdi hocam sevmediğim bir ifadedir ama Amerika'yı yeniden hani keşfetmek değil olay. Çünkü Amerika'da işte görüyoruz sağlık kuruluşlarında ciddi bir yoğunluk var ve tıkanma noktasına geldi. Avrupa'da ona keza. Biz de aynı şeyleri yaşamamak için tam da galiba açık konuşmak gerekirse sınırdaydık ki bu tedbirler geldi. Bu tedbirlerin sonrasında hastanelerimizi, sağlık çalışanlarımızı rahatlatabilmek için vatandaşlara düşen görev ne? Elbette tedbirlere uyacaklar ama onun ötesinde neler yapmalılar? Yazılı ya da yazılı olmayan kurallara göre. Şimdi bu tedbirler önümüzde bir haftalık bir süreyi daha sağlıkta açık vermeden sürdürmemiz lazım. Biz şimdi vatandaşlar olarak daha çok vaka sayısına bakıyoruz. 29 bin, 30 bin ama ben o turkuaz tabloda daha tedirginlik verecek bir başka şey görüyorum. Günlük yapılan testin %17-18'inin pozitif çıktığını, pozitif çıkan vakaların da neredeyse %20'sinin de ağır hasta olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor, böyle devam ederse ağır hasta yükünün hastanelerdeki süreç yönetimini zorlayacak. Bugün son derece sağlıklı iken yarın sabah hasta olduğumuzda hastanelerde bize ait de yer bulamayacağımız bir gerçeğiyle yüz yüzeyiz şu anda. Öyle olunca demek ki bugün hepimize çok ciddi tedbir olup yarın hasta olmama sorumluluğu düşüyor. Bunun yazılı ya da yazılı olmayanı şöyle bakmak lazım. Üç kademeyi iyi yönetmek lazım. Birisi çalışma ortamları, bir diğeri çalışma ortamlarına ulaşmak için kullandığımız ulaşım zaman dilimi, bir diğeri de evdeki zaman dilimimiz. Şimdi çalışma ortamları kademeli mesai, saat 10'dan 16'ya kadar olan mesai gibi özel sektöründe bu sürecin mümkün olduğu kadar evden yönetilebilecek işleri evden yönetmeye doğru meyletmesi lazım. Ve bu konuda bu mücadeleye katkı vermesi lazım. Kamu belirli bir düzenleme yapıyor. Diğeri bu düzenlemeyle toplu taşımadaki üst üste gelmeler önemli bir oranda kamu çalışanlarının saat 10'da oluşu, daha önce kademeleme, toplu taşımayı da benim edinebildiğim verilere göre de pandemi süreci başlamadan önceki büyük şehirlerde bazılarında %50 bazılarında %70 oranında bir azalma var. Kullanım sayısında azalma var. Bunu da yönetebileceğiz ve kontrol denetleme süreci önemli. Ama bir yer geliyor ki ev içindeki bulaş.
Yani sabah çıktı, ideale yakın olmasa da bir toplu taşıma süreci, bir çalışma ortamı, ama akşam eve geldiğinizde evdeki insanlara bulaştırma sürecini. O nedenle de Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ev içerisinde de kurallara uymak, mümkün olan bir zaman dilimleri de mümkünse havalandırmayı sağlayabilmek, sokakta hangi kuralları uyguluyorsak, hangi hassasiyeti gösteriyorsak ev içinde de buna dikkat etmek. Ama ev içinde en önemli gördüğüm nokta şu Kaan Bey, evlerde biz geleneksel yapımız içerisinde birkaç kuşak bir arada, özellikle kış dönemini birkaç kuşak bir arada ve evin hani salonu, mutfağı ya da diğerleri değil de bir oturma odası temin ederiz evde. İki çekyat, bir koltuk, bir televizyonlu sobalı evse soba da oradadır. Yani buralara çok kümelenmemek, birinci kuşakla üçüncü kuşağın, yani anneanne babaanne gibi kuşakla çocukların ya da sokağa çıkan insanların akşam evde de aynı ortamı kullanmamaya çalışmalarını hasreten önermemiz gerekiyor. Evet hocam, şimdi biraz önce o turkuaz listeden, tablodan bahsettiniz. Çok önemli. Orada bakmamız gereken bir yer de işte o ağır hastalar, sonra can kayıpları. Nereye getirmek istiyorum lafı? Şimdi diyelim ki test yapıldı. Kişi pozitif çıktı. Doktor da işte ilaçları götürdü, evinde teslim etti. Şimdi buraya kadar tamam. Ama bazı kişiler, güven mi dersiniz, özgüven mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum, o ilaçları kullanmama yoluna gidiyorlar. Sonra ağır bir şekilde hastaneye yatırılıyorlar. Neden böyle bir şeye tevessül ediyorlar? Bu üzüntü verici. Çeşitli nedenleri vardır ama son zamanlardaki ana nedeni şöyle olduğunu düşünüyorum. Bu hastalık bir kez %50 herhangi bir semptom vermiyor. %80, %90 oranında da düzeliyor diyelim. Etrafımızda düzelen insanlar oldu. Zaten düzelecekti. İlacı reddetti, düzeldi. Bunlar bir negatif propaganda oluşturmaya başladılar. Sayı da artınca doğal olarak. Şimdi 500 binin üzerinde vaka oluştu. Bunların 400 bini iyileşti. 400 bin üzerinde. Bunlar da toplumda şöyle bir şey oluşturuyorlar. Aslında bana ilaç verdi de ben kullanmadığım halde hiçbir şey olmadı. Aslında bizim o hiçbir şey olmayanla ilgili derdimiz yok. Asıl kullanmadığında çok şey olan yoğun bakımlık, ağır hasta, yoğun bakımlık, solunum cihazlı olanlar bizim üzerimize geliyor. İşte onların da altında yatan neden, o her şeyin iyi olduğu zaman tam kullanıp vücudundaki virüsü azaltıp vücudunun kavgasında vücuda yardımcı olacağı aşamada ilacı kullanmayıp ilk bir hafta, ilk beş gün, ama bu kavganın en sert olduğu dönemde ikinci beş gün. İşte o birinci beş gün virüsü aşağı çekmezsen ikinci beş günde nasıl bedel ödeyeceğini bilemiyorsun. Bunu da anlatmakta bazen zorlanıyoruz. Aracılığınızda şunu söyleyelim. Evet. İlk beş gün kullanılacak virüs öldürücü ilaçlar ikinci beş gündeki ağır hasta olma oranımızı çok düşürüyor. Eğer siz kullanmaz ikinci beş günde ağır hasta olursanız maalesef bizim de elimizde, o zaman o ilacı versek de çok katkı sağlamıyor. Bir ağır hasta tedavi rejimine girmek zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi o ilacı içmemciler var, bir de o aşıyı yapmamcılar var. Yani neden bahsediyorum? Şimdi Amerika'da işte birkaç aşı var. Birleşik Krallık'tan çıkması muhtemel bir diğer aşı var. Rus aşısı var, Çin aşısı var. Fakat duyuyoruz, görüyoruz, açıklama yapanlar, sosyal medyada paylaşanlar. Ama efendim Çin aşısını ben kendime yaptırmam. Ancak işte şu olursa yaptırırım. Sağlık Bakanı bugün açıkladı. Aralık ayında 20 milyon doz aşı Türkiye'de olacak. Sağlık çalışanlarından başlayarak da 11'inden itibaren bu aşılar yapılmaya başlanacak. Şimdi bizim vatandaş olarak böyle bir şeyi söyleme hakkımız var mı? Aman işte Çin'i yaptırmam, yok Rus aşısını olmam, Amerikan'ı olurum, Alman'ı olmam. Böyle bir şey var mı? Bunu söylersiniz ama bu gayri cahilhane dönemlerine ait bir cümle olur. Bugün bakın ben 35 yıllık hekimim. Hasbelkader de virüs ve aşılarla uğraşmış, erişkin bağışıklamasına zaman ayırmış da bir kişiyim. Ama bugün dünyanın onay merkezleri, Avrupa'daki merkez, EMA, Amerika'daki FDA ve sizin onay merkeziniz, ülkedeki onay merkeziniz onaylamış olmuş olduğu bir prosedür benim bilgilerimin çok çok daha üzerindedir.
Ben buna inanmak durumundayım ve bu bilgilere itaat etmek durumundayım. Çünkü tüm toplumu ilgilendiren bir salgında karşı karşıyayız. Öyle olunca da beni ilgilendiren hadise şu. Dünya normları bunu onayladı mı? Türkiye'ye geldiğinde de Türkiye Sağlık Otoritesi bunu onayladı mı? Ben sağlık üzerinde bir gayri ahlaki bir meselenin olabileceğini düşünmüyorum. Öyle olunca da benim devletimin, devletine güvenci olan bir insan olarak devletimin onayladığı, çünkü bunu benim devletim onaylıyor, herhangi bir siyasi parti onaylamıyor. Benim devletimin onayladığı bir aşıyı ben kendim yaptırırım. Ha, konuyla ilgilenen birisi olarak buradan önceki gönüllü sağlık çalışanları aşamasında zaten gitmiş Çin aşısının faz 3 çalışmasına kendisini katmış, eşini, çoluğunu, çocuğunu aşılama prosedürüne aldırmış bir kişiyim. Neden? Çünkü o aşının mekanizmasını, oluşunu bir miktar biliyordum ve yaptırdım. Kısacası Türkiye'de önümüzdeki süreçte birçok aşı gelecek. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği ücretsiz yapacağı aşı olabileceği gibi muhtemelen Ocak ayında da ücretli yapılabilecek Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Suudların ya da Çin'in diğer aşıları gelecek. Parası olan da onu yapacak. Sonuçta bu aşı yaptırarak dünya insanlığına katkı sağlamak, ülkemizin birçok alanına katkı sağlamak zorundayız. Yani o yaptırmam diyenler herhalde Profesör Doktor Kemalettin Aydın'dan daha fazla bu işi biliyorlar ki, yok efendim ben o aşıyı yaptırmam diyebiliyorlar. Yani yanlış. Topyekün yanlış. Bir de zaten aşıyı reddedenler var. Onlar da galiba bu mücadelede en büyük sorunlardan birini oluşturacaklar gibi görünüyor. Ne dersiniz? Evet, bu iş biliyorsunuz bir ikna ve bir itaat etme meselesidir. İkna etmek durumundayız. İkna olanların da kamusal anlamda ortaya çıkan şeye itaat ederek aşı yaptırmak durumundayız. Çocukluk yaş grubunda şunu bilin ki Kaan Bey, eğer bu aşı olmamış olsa Türkiye bugün 83 milyon, 50 yıldır çocukluk yaş grubu aşılarını ücretsiz olarak dağ bayıra, kırsala götürüp yapmamış olsa muhtemelen ki Türkiye'nin nüfusu bugün 40-50 milyon civarında olurdu. Yani çok kayıplarımız olurdu, çok ölülerimiz, çok sekelli hastalarımız olurdu. Çocuklarımıza bu aşılara inanarak güvenlik yaparken erişkin bizler kendimizi çok mu daha kıymetli görüyoruz? Ya da dünyanın bilim insanlarından ve sağlık otoritelerinden daha mı bu konuyu biliyoruz gibi sorular sormak lazım. Ben bu insanların bir an önce bu safsatalı düşüncelere kapılmamalarını, ama aracılığınızla da bilim insanlarına bir şey daha söylemek istiyorum. Birisinin çıkıp ben Çin aşısı yaptırmam derse, birisinin çıkıp ben Alman aşısı yaptırmam derse, birisi de ben Amerikan aşısı yaptırmam derse bilim insanlarında, hepsinin bir taraftarı olur, toplucası da aşı karşıtlığı olur. Bilim insanlarında bu konuda çok az bilerek çok fazla konuşmaması lazım. Sanki bu işte de biraz hani siyasi görüşle paralel bir seçimler gibi bir şey olmaya başladı, ama tam tersi, şimdi Rus aşısı, Çin aşısı yaptırmam diyenlerin görüşlerine baktığınızda aslında tam tersi. Yani belki dünya görüşleri o ülkelerdeki sisteme daha yatkın eskiden ya da şimdi günümüzde olmasına rağmen, hayır ben oranın aşısını yaptırmam. Galiba biraz işin içine siyaset ve propaganda da giriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte o aşılar tam bir aşı savaşına dönüştü. Kim daha fazla propaganda yaparsa sanki onun aşısı daha iyiymiş gibi bir hal almaya başladı. İşte bizimki %92, bizimki %93, 94, 95 derken farklı bir duruma geldik galiba. Böyle olunca şunu söylüyorum, hoş görsün vatandaşlarımız. Aşı borsası oluştu ve aşı antikorları 90'la başlayıp 94,5-95'lere ulaştı. Peki bütün bilim insanları biz Mart ayından beri ne diyoruz? Eğer maskeyi takıp 1,5 metre mesafede kalırsak %98 koruyor. O zaman en kıymetli aşı mesafe ve maske. Bizim buradaki meselemiz, aşıların bugün uluslararası kendi dünyalarındaki mücadeleleri bizi ilgilendirmiyor. Ben açıkçası duruşu ve görüşü belli olan birisiyim. Benim bu duruş ve görüşüm ülkelerin biliminin ne olduğu ile paralellik gitmez. Ülkelerin siyasal duruşuyla. Bilim Çin'deyse de gidip alır diyen binlerce yıllık bir kültürden geliyoruz. Ya da Çin'in
çok güçlü teknolojik cihazlarını hepimiz elimizde dolandırıyoruz. Çin imalatı, Amerika markası ama Çin imalatı elimizde dolandırıyoruz. Ama aşıya gelince Çin aşısı şöyledir böyledir. Bunları çok bilgi temelli bulmuyorum. Ve kişilerin de bilgi temelli olmadan böyle fikir üretmelerini de çok doğru bulmuyorum. Açıkçası ben kendi dünyası açısından ülkelerin siyasal yönetimleri beni ilgilendirmez. Bilimleri beni ilgilendirir. Çin aşısının oluş mekanizmasını da biliyorum. Almanya'da çok güzel Türk kardeşlerimizin aşısını biliyorum. Dünyada bugüne kadar şunu sormak lazım bu topluluklara. Dünyada şu an için bu yılın fiyatı zannedersem 42 katrilyona ulaştı. Türkiye'de 42 katrilyon yani yeni parayla milyar tutan ilaç kullanıyoruz Türkiye'de. Bu ilaçların hiçbirisi yerli bir molekül değil ki. Hepsi herhangi bir ülkenin molekülü. Hindistan'dan alıyoruz, Pakistan'dan alıyoruz, Zambiya'dan alıyoruz, Amerika'dan alıyoruz. Kim hangi ilacın ham maddesi hangi ülkeden bakarak bunu kullanırım, bunu kullanmam diyor. İlaçta bu kadar bir fiyata kadar çıkacak bir ilacı kullanıyoruz da aşıda nereden ülke temelli konuşmaya başladık bunu da anlamış değilim. Şimdi bir de tabii yarı bilimsel propagandalar var ya da işte farklı bilgiler var. Aşılar genetiği de değiştiriyor diyenler var. Bunlara ne diyeceksiniz? Şimdi tabii yine bu temelli bir şey değil. Özellikle bu genetik üzerinden çalışılan yeni teknoloji olan mRNA aşıları. Bunlar dünyada ilk defa temellenen bir aşı sistemi. Böyle olunca virüsün bir genetik materyalini verdiğinde yok senin de genetiğinde şu olur bu olur gibi bir bilgi negatif bir propaganda dolanıyor. Yani herkesin birbirine olan negatif propagandası var. Doğal olarak da ortamda hava kirliliği oluşuyor. Ben öyle bir makale okumadım. Çalışan Türk insanlarının açıklamasında da böyle bir şeye neden olmadığını söylüyorlar. Bunu da bilimsel olarak doğru kabul ediyorum. Evet. Hocam bir de tabii anneler, gebeler yani doğan çocuklar bunlarla ilgili de farklı şeyler söyleniyor. Aşının anneden, daha doğrusu aşının değil, anneden bebeğe geçen virüs şu ana kadar herhangi bir kaynakta yer almadı. Ama anneden bebeğe geçen antikor var anladığımız kadarıyla. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle Kaan Bey, bu olağan bir durumdur. Annenin zaten çocuğa önemli bir oranda koruyucu antikorları birçok infeksiyonlara karşı geçer. İlk 5-6 ayda çocuğun savunmasında özellikle anneden gelen pasif antikorlar yer alır, söz konusudur. Bu annedeki oluşmuş olan antikorlar muhtemeldir ki gebeliğin yani doğumun olduğundan 3 haftadan daha önce bir infeksiyon geçirmiş. 3. haftalar civarında yüksek antikor düzeyinin olduğu bir dönemde çocuğa da anne karnında kordon kanıyla geçmesi söz konusu. Evet. Bu yeni bir şey değil. Anneler çocuklarına savunma hücrelerini önemli bir oranda geçirirler zaten. Evet. Hocam biz daha önceki yayınlarımızda sizinle hep eğitim meselesini konuştuk. Siz okul konusunda okullar belli bir ölçüde açık olmalı görüşündesiniz. Şimdi okullar işte malum ana sınıflara da kapatıldı. Ama bir de şu özel eğitim gören bireyler var. O eğitimler de kesintiye uğradı. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yani o okulların açık kalabilme ya da o eğitimin sürdürülebilme ihtimali, imkanı hiç mi yoktur? Şimdi Kaan Bey, keşkeli bir hayat yaşamadım. Keşke de demek istemezdim. Ama okullar açıldığı dönemde keşke okulların dışındaki birçok alanı kapatıp, bugünkü kapattığımız gibi, oraları kapatıp okulları devam ettirseydik. Bunu uygulayan birçok ülke var. Okullar dışındaki kapatılabilme ihtimali olan ekonomik ve sosyal nedenleri kapatıp eğitimi devam ettiren ülkeler var. Belki de bunu tercih etsek daha iyiydi. Ama sonunda karma bir şey yapınca okulların da bir faktör olduğu salgın dönemiyle karşı karşıya olduk ki okullar da kapatıldı. Ben hasreten bu tartışmaların olduğu zamanlarda bazen de bu kuralların konuşulduğu yerlerde de olabiliyoruz. Oralarda özel eğitim gereken çocukların ve hatta hatırlarsanız Mayıs ayında engelli çocukların evden belirli zaman dilimiyle ailesiyle dışarı çıkmasını da çok
anlamlı ve faydalı bulan birisiydim. Bu çocuklarımızın yakın bir zaman içerisinde eğitimlerine zaman harcanmalı. Nasıl üretim, tedarik, lojistik gibi gibi alanlarda sokağa çıkılıp bu işler üretiliyorsa, bu rehabilitasyona ihtiyacı duyulan yavruların bir an önce o hayatlarına dönmeleri lazım. Çünkü bunlar da 3-5 yılda elde ettiğin sonucu bir ayda kaybedebiliyorsun. Evet. Normal çocuklar gibi değil. Buna kısa zaman içerisinde çözüm bulunmalı. Ama bu çözümün ana faktörü toplumun ve milletin kurallara beraber uyarak bu mücadelede başarı elde etmesi. Hocam çok teşekkürler Profesör Doktor Kemalettin Aydın, değerli katkınız için. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi o özel eğitim görmesi gereken çocukların inşallah o konuda bir daha bir değerlendirme olur, bir daha bir toplantı yapılır ve bu konuda belki de bir istisna sağlanabilir diye biz de umut ediyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Saygılar.